Şu an Van'daki bütün oteller geçen seneye göre %100 oranla doluydu bu vakitte, bu mevsimde. Şu an baktığınız zaman bazı oteller %50'yi bulamıyor. Ha, biz iyiyiz bu konuda ama yine de yeterli değil. Biz fiyatlardan dolayı, yani fiyatların en dibini biz verdik. Bu yüzden biraz otelimiz daha iyi. Ama genele baktığınız zaman yani bazı oteller %20, %40. Bunun sebebi de tabii ki ekonomik. Dolar yükselişi, benzin yükselişi. İnsanlar bunu yetiştiremiyor. Yani bugün herkes kafasına göre bir fiyat koyabiliyor. Fiyatlar da bayağı pahalı. Yani ürünlere baktığımız zaman, yani biz kendi Tebriz'den geldiğimiz için Tebriz'de en güzel kıyafetler en güzel fiyatta satılıyor. Hatta Türk kıyafetleri bile daha ucuz buradan. Yani burası gerçekten aşırı pahalı. Bir de İranlı olduğunu gördüklerinde bile fiyatın kaç katını söylüyorlar bize. İndirim istediğimizde de hiç takmıyorlar. Yüzümüzün de bakmıyorlar. O İranlılar alışveriş için buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Gerçekten fiyatlar uygun. Bir de kaliteleri için burayı tercih ediyorlar. Ama şimdi fiyatlar bayağı kalktığı için hiç kimse hiçbir şey alamıyor. Yani ne derler? Kalite yendi. Yani mesela bir şey beğeniyorlar. Diyorlar ki ya ben bizim paramızla 4 milyon neden buna bu kadar para harcayayım? Yani İran'da kendi ülke şehrimizde daha iyi satışlar falan, güzel fiyatlara. Bunu alacağıma gidip kendi en güzel pahalı şeyleri alırım. Yani o yüzden azaldı fiyat dolayısıyla. Bazılarında dilleri olmadıkça, yani biraz sürüşüyor dilleri, hemen anlıyorlar turist olduklarını. O yüzden daha fiyatı çoğaltıyorlar. Eğlenmek için geliyorlarsa sorun yok. Ama alışveriş için gerçekten ben bir daha burayı tercih etmem mesela. Yani şimdi ben kaç gündür buradayım, bir tane çöp bile atamadım. Ya İranlı turist dediğimiz vatandaş kendi ülkesinde zaten kapalı yaşıyor. Buraya rahat bir nefes almak için geliyor. Buraya da biz o rahat nefesi bu insanlara sağlamayacaksak gelmelerin bir anlamı yoktur. Gelmezler de. Ki gelmiyorlar da. Din, iman, ahlak elden gidiyor gibi bir propagandalar yapıldı. Ve belki işte o süreçte çok farkına varılmadan o billboardlar şu bu asıldı ama bunun bir devamı geliyor. İnsanlar rahat edemiyorlar. Yani gideceği bir ülkenin ahlakını bozan bir kitle algısı yaratırsan o kitle de sana, kusura bakma, sana gelmez. Fiyat tutarsızlığı, bunda hem işletmeler, tabii yine genelde en tepeye ekonomik durumumuzu yerleştiriyorum ama işletmelerimizde de maalesef bir fiyat istikrarı oluşmadı. Bir kısmı haklı olarak oluşmadı çünkü aldığı mal ve hizmetler sürekli değişkenlik gösterdi ama haksız bir şekilde de çok ciddi arttıranlar oldu. İranlı turist bir hafta önce gelip örneğin işte 100 liraya yatarken bir hafta sonra geldi 200 liraya yattı. %100 bir fark oluşunca tabii bu insanlarda kazıklanma endişesi ortaya çıkarmaya başladı. Peyderpey üstüne koya koya geldiğinde maalesef ki sonuç itibariyle baktığımız resimde maalesef turizm piyasası ve şehir şu an çok zor durumda. Ekonomik anlamda çok zor durumda. İşletmeler ayakta kalmayı ne kadar sürdürürler bu şekilde onu kestirmek çok zor. Bir, iki ya sezonu bitecek neredeyse. Temmuz'u bitiriyoruz, bir Ağustos kaldı elimizde ve şu ana kadar %100 doluluğa ulaşmış hiçbir tesisimiz yok. Ki bu dönemde normalde geçmiş yıllarda %100'ün üzerine çıkardık. İşte otellerde yer kalmayınca insanları evlerimize götürürdük ki Van bunları da yaptı. Ama maalesef şu an var olan tesislerimiz %50'lerde, %60'larda en yüksek sezon dediğimiz sezonda bu seviyede ise kışın bunların ayakta kalması çok zor olacak.